Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Bugün Doom 3 filminden Malang şarkısının ve klibini inceliyoruz. Buyurun. Öncelikle videoya Amir Khan'ın sesiyle okunan bir şiir ile başlıyoruz. Görüntüde ise elinde meşale olan bir baba ve yanında çocuk var. Perdenin arkasından çocuk meşaleyi alır ve sahneye doğru ilerlerken sözleri "Onun kuluyuz, insanıyız. Üzerimizde kimin gücü var? Bizi kim kontrol ediyor?" Ümitler güneşi dört tarafa doğru çıktı. Niyetimiz çelik, her adımımız cesaretli. Kaderini kendi ellerine yaz. Bugün gidiyoruz. Olan bir şiir okur ve perde açılır. Amir Khan elindeki meşale ile sahnede çemberden bir ateş yakar. Tıpkı Doktor Strange filmindeki bu sahnede olduğu gibi. Klibi başladığımızda ise Davut Yıldızı ile giriş yapıyoruz. Davut Yıldızı'nın Hazreti Süleyman'ın mührü olduğu herkesçe bilinir. Davut Yıldızı'nın etrafında bir çember görüyoruz. Ancak bu çember ve yıldız farklı yerlerde de kullanılıyor. Mesela Hinduizm'de Muruga'nın sembolü olduğuna inanılır. Hem Shiva hem de Şakti tarafından oluşturulmuştur. Hinduizm'de buna Şatkona denir. Yukarıya doğru olan uç erkek cinsel organını temsil ederken aşağı doğru olan uç ise kadın cinsel organını temsil eder. Muruga ile ilişkili bir sembol olmasının yanı sıra Bhagavan Vishnu'nun Sudarshana çakrasının da sembolü olduğuna inanılır. Aynı zamanda birçok yantranın da önemli bir unsuru olarak kabul edilmektedir. İslam'da ise Hazreti Davud Aleyhisselam peygamberin mührüdür. Osmanlı ve öncesinde de süs olarak kullanılmıştır. Yeniçeri ortalarında ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın da donanma sancağında bulunmaktadır. Yahudilerde ise bu yıldız 1880'li yıllarda Theodor Herzl tarafından kullanılmaya başlanmıştır ve Siyonizmin sembolü haline getirilmiştir. Oysa onun çok öncesinden beri pek çok camide ve mescitlerde kullanılırdı. Barbaros Hayrettin Paşa 1478 yılında doğmuştur ve 1546 yılında ölmüştür. Theodor Herzl ise 1860 yılında doğmuştur ve 1904 yılında ölmüştür. Yani Siyonizm bayrağı ile bir ilgisi yoktur. Davut peygamberin mührü olduğu için Müslümanlar için muhteremdir. Ancak bugünün Siyonistleri onu sembol olarak seçtiği için bugünün Müslümanları olarak mesafeli durabiliriz. Bazı konuları zamanına göre değerlendirmeliyiz. Ve Illuminati. Burada da Illuminati'deki bazı sembolleri görüyoruz. Bu arada klipte dünyaca ünlü sirk grubu olan Cirque du Soleil yani Güneş Sirki de burada eşlik ediyor. Videonun ilerleyen sahnelerinde de Illuminati'yi andıran görüntüler göreceğiz. Öncelikle Amir Khan'ın elinde tuttuğu meşaleye ve arka fonda ara ara yanan ateşlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Illuminati toplantısının yapıldığı ortamlarda da meşalelerin bulunduğu detayları atlamayalım. Videonun başında Amir'in elindeki meşale ile yaktığı çemberden bir ateşin Illuminati'deki çember olma olasılığı yüksek. Ayrıca ilerleyen sahnelerde de yine çemberler göreceğiz. Sahne ortasındaki Davut Yıldız'ın etrafındaki parantez şeklindeki desenler de yantra desenlerini anımsatıyor. Bu arada Amir Khan'ın söylediği şarkı sözlerinde geçen sözler aynen şöyle. Telif sorununa takılmamak için müziksiz olarak sadece çevirisine ekliyorum. Aşk dudaklarda, aşk duada, bedende, ruhta aşk akar akar akar. Aşk bakışta, aşk beşerde, yansımada, raksta aşk izi izi. Aşk işaret dediği yerlerde Davut Yıldızı'nın gösterilmesi manidar olabilir. Nakarat kısmındaki malang yani derviş mısralarında yine söylerken Davut Yıldızı bize gösteriliyor. Her nefesim derviş, derviş, derviş. Her nefesim derviş, derviş, derviş. Her nefesim derviş, aşkım derviş. Amir Khan'ın siyah kostümlü ve ateşlerin içinde bulunduğu bir sahnede olmasının ardından Katrina Kaif'i beyaz bir kostümle beyaz ışıklı bir sahneye yukarıdan inerken görebiliyoruz. Katrina'nın başındaki beyaz tavus kuşu tüyünün anlamı yeniden doğuş, ölümsüzlük, ebedi hayat ve cennet ile ilişkilendirilir. Sanki Amir bir şeytan ve Katrina bir melek iznenimi bırakılıyor. Katrina'nın beyaz kostümü ve Amir'in siyah kostümü Yin Yang sembolüne benzeyen bir görsel oluşturmuştur. Bu arada Katrina Kaif'in söylediği şarkı sözlerinde aynen şöyle devam etmektedir. Aşk avaredir, aşk göçebedir, aşk kordur. Bu aşk şartlarda yaşar, akar. Aşkta silinirim, aşkta akar giderim. Aşkta yok olurum, yok, yok, yok. Adaklarımda, cennetlerimde sadece ve sadece sen sayılırsın.
Arzularımda, rahatlıklarımda sadece ve sadece senin sarhoşluğun var. Derviş derviş, sadece senin için dervişim. Daha sonraki görüntülerimizde şeytan ve meleğin birleşimini ve birbirleri karışımını görüyoruz. Katrina'nın kostümü hala beyaz olmasına rağmen sahnenin rengi kararmaya başlamıştır. Bu arada Amir Khan'ın söylediği şarkı sözlerinde geçen sözler aynen şöyle. Şefkatlerimde, şiddetlerimde, secdelerimde sadece senin nurun var. Senin bilinçsizliğinde, senin cazibende, senin kulluğunda kalbim bir hırsız. Derviş, derviş, sadece senin için dervişim ben. Ben buraya, oraya gitsem, nerede olursam olayım, derbederim. Senin için sabırsız yaşıyorum, senin huzursuzluklarında aşkım derviştir. Klibin üçüncü kısmında ise sanki bir cehennem ortamı ve şeytanlar görüyoruz. Kırmızı bir ışık ve kararmış dallar. Kanatlarını açarak gelen biri Katrina'yı kaçırıyor ve Amir Khan ile savaşıyorlar. Ardından Amir Khan şeytan tarafından bıçaklanarak öldürülür. Kırmızı bir örtünün de olduğu sahneden aşağı doğru düştüğünü görüyoruz. Sonraki sahnede Amir bir kutunun üzerinde gözleri kapalı bir şekilde yatıyor. Tıpkı bir kurban gibi. Tam ekranı gördüğümüzde ise tam bir Illuminati ayinlerine kurban edilen bir insanın olduğunu hatırlatan bir sahne görüyoruz. Arkadaki kanlı ay görseli burada dikkatimizi çekiyor. Katrina'nın üzerinde siyah kapüşonlu bir pelerin var. Tıpkı yine Illuminati toplantılarındaki insanların giyindiği gibi. Kanlı ay, Katrina ve Amir'in üzerinde yattığı sandık yakınlaştırıldığında ise sandık üzerindeki yantrayı görüyoruz. Şu an ekranda olan görüntünün bir Illuminati toplantısı olduğunu anlamak için daha fazla neye ihtiyacımız var mesela? Yine pervazlarda 666 sayısının görselini görüyoruz. Sonrasında Amir Khan'ın kutunun içine düşüyor ve yeni bir Amir Khan doğarak kanatlanmış bir şekilde geliyor. Illuminati'de yine kanatın yerini biliyor olmalısınız. Daha önceki sahnelerde de kanatlar görülüyordu. Bu görüntülerde de yine arka fonda bir yantra desenini görüyoruz. Klibin başında ayrı olarak duran yantrayı burada birleştirmişler. Bu arada üzerinde yantra olan sandığın üzerindeki desen bir palyaço ile değişiyor. Filmi izleyenler Amir Khan'ın film içindeki hırsızlık yaptıktan sonra bir palyaço maskesi bıraktığını hatırlayacaktır. Son kısmın çevirisi ise şöyle. Seni bulmak için gökten geldim. Sana olan aşkımdan Rab ile çarpıştım. Sadece sen başlangıçsın, sadece sen sonsun. Senin sığınağında yaşamak istiyorum. Dervişim, dervişim, sadece senin için dervişim. Ne tesellilerle ne de hikayelerle. Sana bakınca huzur buluyorum. Sadece sensin rehber, sadece sensin arkadaş. Zihnimde, kalbimde senin etkin var. Dervişim, dervişim, sadece senin için dervişim. Artık seni elde etme kararlılığım var. Kalbimde senin ateşin uyandı. Sadece senin melodinde aşkım derviş. Klip sonunda ise iki aşık birlikte yine yukarı doğru çıkarlar. Şarapım yapmaz, amirim yapmaz, salmanım yapmaz demeyin. Yaparlar.